sorma kimi dönmem sana. Beni bekle seni ben alalım. Ona kim vurmuşum senden beterim yavrum. Kurulmuşum dar başına. Aynen kanı yerde kalmayacak. İçini senin tut yerine.
O şerefsiz bugün kuş olsa uçamaz, kurt olsa kaçamaz. Yakımın ışını alacağız! Kurban olayım sağdım. Niyedir bu yalanlıkları? Bizden biri çolak dillerden birini buldu. Çolak dillerden biri de bizden biri. Böylece devrilip geldim çıktı. Böyle de gidecek miydi? Gitmesin olur mu? Yoksa nasıl bakarız oğlunun yüzüne? Hemen hep sütlü. Bak sütlü büyükleri. Karaçin'de değil. Dur sen eve. İzin ver bu işi ben bitireyim baba. Ay gibi yalnızım. Kendi yüreğime sığmıyor artık.
olmaz. Çocuk bunu alacak. Hem sizi görürse korkar. Hadi kızım. Aramıza karışacak. Sofraya oturacak. Söz konuşacak. Ezmek isteyeceksin, ezemeyeceksin. Boğulup gelecek içinden, boğamayacaksın. Asıl baba itti, budur o. Ben böyle töreyim. Hop! Bize sığınacağını kimseye söyledin mi? Hayır. İçeri girdiğini gören oldu mu? Sanmam. Doyamayacağız. Sağ ol. Gece ağırda yatarsın, gündüz sandır evinde kalırsın. Ortada dolaşmak yok. Dolaşmam ha. Bu kadın kimdir? Bu bacım. Bu kızım. Bu yeğenim. Bu da büyük gelinim. Bu da küçük gelinim. Yakup'un kadını. Bağışla beni kardeş. Bu kadarız işte. Erkek komadımız ailede. Bunlardan birine kötü gözle bakar. O da kavururum lan seni. Ah! Siz yine iyisiniz. Baksana can vardı. Kardeş var. Allah Allah. Neden var? Bizde büyük bir doğum var. O cezaevinde 20 yıl daha yatacak. Ben varım. Kardeşim var. Bir de özürlü ama. Ben de erkekten saymam ama. Erkek olsam içinde izin burada. Bu erkekten sayılmazsın da. Çık dışarı dedim, özür.
var mı nene? Bilmem. Nene? Evet. Şimdi ben bu olancayı kolundan çeke çeke getirsem ne olur? Bir şey olmaz. Bizim kira dönerse yerine kaçar değil mi? Haklı varsa. Bu kadarcık da haklı yoksa deneme gerek kalmaz. Ben keserim. Al gel öyleyse. Korkma gel. Allah'ım kesin kılıcından geçecek bir kimse yok. Gel diyorum tamamsız. Geldin nene. Nasılsın oğlum? Sağ ol iyiyim nene. Doğru söylemişim değil mi? İşte bir nene bir bebe. Ha bir de sakın kuşum var. Ama o da bizim gibidir. Ağzı var dili yok. Otur o. Başlayın nene. Bu kuş ötmez mi? Ötmez. Niye? Çok büyük, mukallit bir kuş o. Bilmem. Bir türkü olsun, duymadık ya. Yok. Hep ayıp dinliyorum. Nasıl şakasın? Kuştur, kuşlarına kalmıyor. Ne güzel dedin nene. Adı nedir? Pırpır. Ötsün ister misin? İstemez olamıyor, ama nasıl becerecek? Bak şimdi görsün.
geç kalmadınız mı? Zühre, kapıyı kapasana kızım. Kısa yoldan gelelim dedik ana. Mesajlık ana, oyalandı böyle. Anladım. Ama İlhanlı da şarkını söylüyordu. Evet. Nasıl? Kim söylüyordu? Mustafa! Ne? Durun, oturun biraz. Kızmayın ne olur. İstanbul'u anlatıyordu. Kadınları, kızları, oyunları. Kuşu bile güldürdü. Yediğini siz de güldürsün. Yeti! Sus lan! Biz o ilk anlını vermediğini düşündük ki yaşadığımızı ayamaklıyız. Oyunun o çocuktan biz haksız değil dedi. Ve de babamız aşağıdan belli. Nasıl izlerdin ha? İzin verme. Vay başıma. Ben isterim. Sen ne isterim? Ben ya. Ölümsüz kız ya. Sağ ol. Beni bile yıldıracağım. Ölüm yazandır böyle. Gelmez. Ey kızlar. Siz sevgi için var mı? Sevinç de hazırlamaya bakın. Hepiniz için ağlarım. Hepiniz yerine de ağlarım. Böyle. Buyur beye. Çok babancı gelsin. Gülüm ya. Allah etme. Ettim mi? Daha oradan mı yapacağız? Aç yapacağız. Toparlanın hadi. Küçük benim. Efendim efendim. Gel oturayım mı? Yalnız değil mi? Evet. Dövbe gitsin. Dolduruyorum da. Yüzünü okuyorum. Bir bak bakalım. Sonra bana anlatırsın. Tamam. Al. Geldin beni. Al. Hikayelerimi. Hiç şey sanmam dinleseydi. Öyle başlasın. Duyan gelir. Başladın öyleyse. Ya Dören Tanrıç, valla beni sözler ettin ya. Ama neyse. Al sana gözü. Bir tombulan daha. Of 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 of. Altı yaşlısı zafasındadır la. Ben senin gözünün yağınıyım anam. Gözün onun nemesi. Afiyet bana olsun yeğenim. Susun be! Oho! Midesi buz. Kadına başlar şat ya. Çadırımın üstüne şıt dedi damladı. Çadırımın üstüne şıt dedi damladı. Allah canını almadı. Hoppala. Ne oldu? Ne olacak? Yatı testi. Çeket omuzda. Yumurta topuk. Bıçağı kuşanlar bir topuk. Birden bile sahneye dalmaz mı? Hey! Hey! Kapıcı da oraya bıraktı Rezi. Aa! Yalan sadece. Dışarıda söyledi bu lan. Ana! Ya! Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda damga var, damga var. Gözlerinden bellidir Cemil. Allah! Bravo! Dedem için! Niye çaktın lan bu kuş?
Şimdi bu oğlanı gizliden bıraksak belki canı kurtulur.
olur ama bize sığınmış bir kadın. Bir daha adamdan saymazlar. Saymazlar. Adamdan sayın bayan, bir delikanlı. Ölene dek can çekişir. Doğru dersin ama. Bunu bilip dururken ben onları bırakmaya kıyamam hoca gelin. Sen? Demesi zor ama değil. Ben de kıyamam. Çünkü bu zilleti ana sağlamasın diye katlanmaktır. Anasını yiğitliği çağından aziz bilmektir. Ne edeceğiz öyleyse? Zühre'nin boş boğazlığından sonra evde kalması da yakışkanmaz. Zühre kaptırmışken dolu dizgin gider. Bir biz bilsek belki küllerdir. Ama gelinler bile bilmekteyken yok ana yok. Hiç yakışkanmaz. Peki ne edeceğiz öyleyse? Onu de. Dedim artık. Çaşa kaldım. Ha, ben kalmadım. Demek ki beni dinleyeceksin. Lan o cimi yap. Bunlara söz keseceğiz ki. Ana! Ne oldu? Aklı mı sıçradı? Evini sormaktasın. Sıçramasın mı? Sıçrayacak kadar aklım vardı. Niye düşünüp bir çaresin? Sana üç kere sordum ne edeceksin? Mızıldanma gari. Tek çare bunların başını bağlamak. Oğlan evde kalır. Kalması yakışık olur. Şeker gibi kız, yağ gibi çocuk. Onu mu esirgeyeceğiz? Pör pörpe yapalım. Gitsin mi? Ana! Bir düşün, iyi düşün, derin düşün. Gülüm anne. Zöhre odasında mıdır? Yalnız mıdır? Yanında küçük gelin var. Ne derler? Ne bileyim. Çağır gelsin. Anasına derim, o çağırsın. Niyeymiş o? Zöhre'nin yüzünü görünce içinden tükürmek geliyor. Duydun değil mi ana? Duydum ya, duydum. Nasıl baş edeceğiz biz bu dersizlerle? Üzülme koca gelin. Hangi işimizi almayız ki? Hadi görünce yiyelim gelinle topladan. Neneriz böyle böyle düşünün. Sizden yardım istiyorum. Sevene yılan bile dokunmaz de. De işte oyun bozanlık etmezlerse ben bu işi bu akşam kurtarım. Kine düğün edin. Hadi. Peki abi, peki. Ey benim güzel tanrım. İyi tanrım. Seni bir gün olsun kendim için rahatsız ettim mi? Etmedim. Hiç harap bul, mal mülk istedim mi senden? İstemedim. Halimden şikayetçi oldum. Olmadı. Kurban olayım. Şimdi canım dardadır. Yüzüm kara çıkar mı? Zöhre benim kulumsa senin de kulundur. Bir başına bırakma beni. Ey benim. Kim o? Benim nene. Gel. Sen şimdi biliyorsun. Küçük gelin takılıyordu bana taktı. Otur. Oyalan bir yer. Ne güzel olmuş. Nasıl bildin? Bilmem mi? İçim ışıdı. Ben anlayayım. Hadi biri gelmeden beni alanın kapısına kadar götür. Götürmem. Beni bırakır dönersin. Bırakmam. Bir atırsan hocam. Konuşma odamızla. Ne? Daha ne isim? Aklımı darladım hani. Ben o sözleri söyler miydim? Şaşırttı boş boğaz etti. Yüzünü şeytan görsün. Canı cehennem. Uykumu yavru ettim. Bir öpürüm ben çırpım ama ötmüş bana. Atalım odamızı bu evdenle. Yoksa biteceğim. Tayma dedim uzağımdır. Görünce içinden sarılık sarılmak geliyor. Bizi etti beni. Hadi kaç tutayım. Tut. Yavaş. Yürü. Yavaş. Döhre. Döhre derim. Uçmaktayız. Ne yapıyorsun Döhre? Gideceksin ha! Başka ne değil? Vururlar seni! Vursunlar Zöhre! Niye?
diyemem. Ölüm öpte. Ama ant vermez öve. Kızma canım. Öyleyse ben gideyim. Sen de tuş al. Yok yok. Arkanı dön yeter sen. Döndüm işte. Anlar. Hadi. Pırpır kardeş. Seni seviyorum. Ama ablan senden daha çok seviyor. Yalan. Yalansa anam ölsün. Anladım ki Pırpır. Ablan anam kadar sevmeye başlamış. Pırpır, canım Pırpır. Sen de ona de ki, ablam da seni neresi kadar sevmedi. Yaşlar gelince ne var? Gel kapış. E seviniyoruz ablamla. Atla o zaman Zöhre. Niye ki? Ya niye var mı Zöhre? Allah aşkına neyse var mı? Ablasını düşündükçe burnumun neyse sana atadı. Ya gözünün önünde saldır durur. Bırakma izin yoktur. Ya konuşmaya canım patlayın. Birlikte susmamız ne suç? Neydeyim ben böyle yaşamayı Zöhre? O yüzden başıma alıp gitmek isterim. Ya ben ne edeceğim? Zöhre! Beni al! Geliyorum eve! Allah'ım bana güç ver. Aman nene, olmadık işler oluyor. Allah'ım yeni devletti. İyi, ellerine sağlık. İki şaplak kırık. Aferin. Kızgın değil mi? Su dökülürüz. Cazırdamadan olur mu? Zöhre, Mustafa'yı yerine götür. Kız, anlat hadi. Halan niye kızdı? Anam böyle böyle diye anlatınca ben hemen razı geldim ona. Yok razı gelmeyecektim. Sevincin çivini. Yeğen çılgına döndü ama. Ya büyükleri? O susmaktadır. Bu kötü. Halan kızınca koptu gitti, gürledi. Bizim ırmağa karıştı ya seni. Ama bu çok iyi. Senin halan dövme devirdendir. Bükülür kırılmaz, ezilir bozulmaz. Bu çok iyi. Bu işi başarmışsın. Hiç sevmemiş ki bunlar. Hep sevinmişler. Ne acımayı bilmişler ne bağışlamayı. Tamamdır. Ağam gelince kısaca kıyamet koparırmış. Koparsın. Canımızı yaparmış. Yapsın. Ben sonuna kadar varım. Şu kısır kırı da şu kız kurusu beni etkin. Elbet oğlanın evine gideyim şimdi. Canım olacak değiller ya. Ey kadınlar derim. Bize kanı balla yumak yaraşır derim. Gelin şu kızcağıza şu oğlancıya baş göz edelim derim. Ağlarım. Yalvarırım ona. Artık gerek demektir. Niye? Mustafa aldı başını gitti. Ne? Ben çıkaldım. Gelin. Hepiniz gelin. Bunu aldım dedim. Gelin haydi. Beni yalnız bırakmayın bugün. Tepemde bulutlar kalmadı. Oturun. Konuşun anneciğim. Zeki anam. Her bir şeyi oya gibi ince ince düşünmüş. Karış karış yürütmek. Bir deli oğlum. Kaçmakla her şeyi alt üst etti. Ne kısaca sahip etti. Başka nereye gidiyordu ki ondan nene? Sen sus hadi. Zöhre. Zöhre burada mı? Odasındadır ana. Neden? Çıta çıkmamaktadır. Beni buraya indirsin. Yıkılmış o yalnızı değil gelmez. Kapısını kilitlemiştir ana. Beni bile avladı yanına. Çare bulmalı. Aşağıya indirme. Bizimle olmalı. İzin verirsen Zöhre'yi ben alıp geleyim nene. Etme büyük gelin. Zöhre sana köpürüm. Sesini duyunca kapısına bir kilit daha vurmaz mı? Sanmam nene. Sesinden anlayacak çünkü dostuyum. Neden dersen. Ben de yerim yıkılmışsıydım. Yüzüme bakarken sevgiden gözleri dolar. Bebem olmuyor diye uçalıp ağlasam. Sen kendin bebesin der. Kucağında yerlerin olurumu kollar. Devrilip gidince kimi boyumu açtım. Öfkeme riske vuracağıma kamçı buldum. Bilirim, yanlış ettim. Ama ettim, Zöhre de uzağa herif kalmıştı. O da takmamı gibi yana yakala bitecekti. Bizden biri olmuştur gayet. Vursa kılın kıpırdamaz, kesse kanım atmaz nene. Ne istese yaparım. Hadi büyük gelin. Al gel Zöhre. Al. Sevgi çorbası pişiriyorum. Yeter al. Tuzunu alan kadın gibi.
Benim nene benim. Sen misin o? Benim nene. Geri dön ya. Başka ne diyeyim nene? Geri dön nene. Dönme! Dönme! Gözüm aydın dönme! Gayet aksanımız kalmamıştır. Kadın var. Nasılsın oğlum? İyiyim ana. Su ister misin? İsterim ya. Ciğerim yanmaktadır. Ben hemen getiririm. Anlat. Neydin sabahtan? Ne anlatayım nene? Gittim köye. Döndüm dolaştım. Baktım ki başka çaresi yoktu nene. Geri geldim. Biz de bu evi möhkeme ediyoruz. Adam bizden habersiz. İsteyince giriyor, dileyince çıkıyor. Nene, bizim her sezonda istemeye geldim. Biz kadınlar he demek değil oğlum. Akşam da dedesinden ister. Verir mi ki? Hele bir iste. İstese de veremez nene. Bizim neyse söyleyip kaçırayım nene. Sen deli misin oğlum? Nene akıllı olsam kendi ayağımda tekrar dönüp dolaşıp gelir miydim? Zöhre'yi kaçırmaya geldin ha? Duyuyor musun? Bir de gidelim ya! Mustafa! Ne güzel olacak Hasan'ım. Kaynağımızı rahmet ederim. Barış gör.
Olmaz ana, olmaz. Niye ki Hasan'ım, niye? Oğlumdan utandım. Sen, koca bir ağa. Dağlara götürürdüm çocukları. Taşları dizer, bağırırdım. Vur! Bu çolak illerin büyük oğlu. Vur! Bu ortanca oğlu. Vur! Bu küçük oğlu. Kimlere kim var sakıttım onu. Gezme de eğlenme. Hep tetikte yaşa. Şimdi kadın gibi davrandığımı görürse bana ne demez ana? Peki ne edeceksin oğlum? Onu söyle. Bilsem ederdim. Ha, ben sana olacaklarım diyeyim. Bunlar kaçarlar. Gezer, dolanır, sonunda dönerler. Zöhre'nin kucağında bir bebek. Dene der sana. Bu çakal yavrusu değildir, torunumdur. Ve tıpkı sana benzer. O zaman ne edeceksin? Ben yorgunum ana, yatmaya gidiyorum. Bu saat mi? Yorgunum dedim ya. Karnın açtır. Altıncı yeri. Ben o şakalın yerinde olsam, kaçacaksam bu gece kaçardım. Yarın mutlaka yere ayarlayacağım. Kurban oldun mu? Sen ne dedin ki abi? Daha açıklayamazsın evde. Bizi de yüzyıl olacak değilsin ya. Ya yanlış anladın. Kadınlar, gelin! Hepiniz gelin! Çabuk gelin! Sessiz olun, Hasan uyuyacak. Anlat be, ne oldu? Yavaş geldi mi? Yavaş! Ne oldu? Söylesene, söyledi mi? Aklını karıştırmayın! Zöhre ne dedi? Dedesiye su götürdü. Güzel, yarın bu talebi arayacakmış. Şşşş! Öyleyse oğlanın bu akşam kaçması gerekmektedir. Buna ne dedin? Zöhre, Zöhre de gidecek mi ama? İzin çıkmış, istese gider. Zöhre! Dönen bir şey dedi mi? Demedi. Hiç mi? Hiç. Ama kaç zamandır öpmezler öptü, saçımı uçadı. Besbelli olmuştur. Zöhre için de ne demiştir? Aslan oldu. Gayet tamam dedi işte. Zöhre kızım, gidecek misin? Anası bırak. Kızın gönlünü sürmez misin? Çoğalır dönerler. Ben şimdi. Valla bunun işte. Hasan'ın haberi oldu. Kimsenin oğul bile anladınız mı? Hadi koca gelin. Sen de oğlanı al gel. Hadi kızlar. Siz de Zöhre'nin bohçasını getirin. Güzel karnım! Hayır!
Oh.
Sahnenin işini alalım, bir seyirci... Oturun, yeter. Yeter. Seyirciyi bir alalım ben. Seyirci, evet. Şimdi tek kelime söyleyeceğim. Tek kelime. Beğendiniz mi? Bir daha bir emek verdik. İnşallah olmuştur diye düşünüyorum. En küçük oyuncumuzdan tutun, en büyük oyuncumuza kadar, en yaşlımıza kadar. Neden tabi seni şey yapmadım ama. 7 ay boyunca prova aldık. Makyaj. Bilerek öyle yaptım bunu, yaşlı olsun diye, benden yaşlı görsün diye. 7 ay boyunca prova aldık. Samimi söylüyorum, 7 ay boyunca her gün, her hafta 3 gün prova aldık biz. Niye? Şu 2 saat, şu yaşam öyküsüne şahit oldum diye. Şimdi herkes şahit oldu mu? Erzurum'da yaşanmış bir olay. Bazı yerlere biz ekleme yaptık. Şaka maka da burada ben de ağlayacaktım ama ya. Harbiden kötü oldum yani. Ağlayan var mı ağlayan? Ağlayan var mı gömülüyor? Hiç olmadan bravo. Evet, şansım adına tüm oyuncularımın elinize, yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Ailelerimizin eline, yüreğine, ayağına sağlık. Yıllardır beraber çalıştığımız benim abim, tek kelime, benim abim yok, kendisi benim öz abimdir, öyle sayıyorum. Hep yanımda oldu, hep de yanımda olacağına inanıyorum. Şimdi nasıl çağırdın ki abi ya? Sağlık. Bu teşekkürleri bütün ekip adına sizlere sunuyorum. Bugün buraya gelmeniz bizim için çok önemliydi. Dışarıda neler olduğunu herhalde herkes biliyor. Bu memlekette sanat yapmak çok zor. Ama sanatı desteklemek de yapmak kadar cesaret istiyor. O kadar cesur olduğunuz için tekrar... Bugün biz burada sahneye çıkarken, biraz önce dedim ya sanat cesaret istiyor diye, Egem Eğitim Kurumları adına biz bu işi yaptık. Tabii daha sonra Serdar bazı teşekkürler iletecek ama ben özellikle birine teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde zerre kadar bizim üzerimizde herhangi bir baskı hissetmemize yol açmayan, kesinlikle tam bir özgürlük sağlayan Kenan Hocam'a teşekkür ediyorum. Gerçekten çok uzun süre çalıştık. Bütün arkadaşlarımızla beraber. Ciddi anlamda ter akıttılar. Hepiniz hakkınızı helal edin. Helal olsun. Böyle güzel gözüküyoruz da, fena... Arkada fena işler oluyor, beni bilen bilir, sağlam fırça. Öyle öyle değil. Konuşma sen orada. Tekrar teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Bazı teşekkürlerimizle... Evet, şimdi... Tamam biz oyuncu olarak çıktık ama bizim dekor ihtiyacımız vardı, ışıkçı, müzikçimiz vardı. Şimdi dekor sponsorumuz Ehlem Türkiye Evi'ne buradan alkış alabilir miyiz? Ehlem Türkiye Evi, dekor sponsorumuz Sayın Sülçün Kanteci'nin vekaletinde oğlu Muhammed Kanteci gelmişti. Kendisini bir görebilir miyiz? Muhammed Kanteci, Ehlem Türkiye Evi'nin vekaletinden kendisi gelmişti. Kendisine sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet, şimdi kendisine davet etmiştim ama ne yazık ki aradı beni. Şehir dışındaymış kendisi. Türk Dünyası Sanatçılar Birliği Başkanı.
Kendisine sonsuz teşekkürler ederim. Şu an ben buradaysam aslında onun sayesindedir. İyi ki var Türk Dünya Sanatçılar Birliği Başkanı Sayın Mehmet Arnavban'da. Çok teşekkür ederim ben. İyi ki var. Evet. Efendim? Niye kendisi gelmiyor? Vallahi. Kendisi çok insan. Samimi söylüyorum, kendisi çok tevazu bir insan. İşleri çıkmasaydı... Benim üzerinden bir oyun yapıyor. Oyunu ben yapmam lazımdı ama. Tüm Dünya Sanatçılar Birliği Başkanı Mehmet Arlanman, hoş geldin. Aynı Üniversitesi Öğretim Görevlisi, İstiklal Marşı filminin yönetmeni. Kendisi süper bir insan. Hoş geldin Sefa geldi. Benim için birkaç şey söylersin inşallah. Efendim, öncelikle özür diliyorum. Sizleri de alet etmiş gibi olduk ama kusura bakmayın. Affedin lütfen. Serdar benim eski öğrencim. Çok severim kendisi. Çok başarılıdır. İnşallah arkadaşlarıyla birlikte çok daha güzel konularda göreceğiz kendilerini. Türk Dünyası Sanatçılar Birliği olarak biz her zaman bu arkadaşlarımızın ve Serdar kardeşimizin destekçisiyiz. Ne zaman, nerede, ne yapmamız gerekiyorsa emirlerine amade izliyoruz. Türk Dünyası Sanatçılar Birliği olarak. Böyle bir sürpriz yapalım dedik. Tabii Serdar benim çok eski oyuncu olduğumu bilmiyor. Bu arada Arif arkadaşımız, İzmir Çukurovalılar Dernek Başkanı Arif Kayakçu, kendisini de bu işe alet edip kusura bakmıyorsunuz, aklınızı aldık, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, abi şurada durursanız gerekmiyor. Nereden bir adam? Kendisi işte klip yönetmeni, film yönetmeni. Şimdi şaşırdım. Aradı beni, Finlandiya'ya gideceğim dedi. Ne yapayım abi dedim, canın sağ olsun dedim. Yani Serdar'ım dedi, hani söylersen dedi, hani sonuçta dedi, tanıyor, sana mail attım dedi ama ben dedim hocam dedim, şu an sahneye geldim dedim. Maile bak yapacağım ama dedim ben yine teşekkür ederim. Çok sağ olun dedim, iyi ki varsınız. Adam yanındayım şimdi. Evet, şimdi onlar çok tehlikeli, benden çok laf yediler. Samimi söylüyorum, çok laf yediler yani. Bu adamlar gece İnanın uyusu tutmuyor, beni arıyor gece birde. Manyak kafayı kırmış. Niye burada yanlışlık yapmasın diye. Şimdi onları çağıracağım. Işıkçı, Burak Çalık. Evet, şimdi bir tanesi askerden yeni geldi. İlla laf yiyeceğim dedi hocam ben. Ne yapacağız dedim. Seni de müzik çalalım dedim. Ama dedim laf yiyeceksin bak, tamam dedi. Onu çağırıyorum şimdi. Samet Kaba. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. Büyük alkış alıyoruz bu arkadaşlarımıza. Evet. Evet, değerli bir arkadaşımız ne var? Bizim eski oyuncumuzu bugün destek verdi bize. Ender Hanlı sahneye alalım. Ender Hanlı'ya bir alkış. Fikret Uygur. Fikret Uygur. Evet, Fikret Uygur'a büyük büyük alkış ama. Gel. Abi diyor, izdaham var diyor, ne yapıyorsun? Kapat dedik telefonu. Tamam abi diyor. İzdaham var diyor, abi ne yapıyorsun? Kapat dedik. Tamam ya abi diyor, tamam. Kapatacağım. Evet, şimdi burada tek başımıza bir iş yapmadık. Bir eğitim kurumu adına iş yaptık. Hem o eğitim kurumda öğretmenlik yapıyorum. Hem de sağ olsunlar bana orada mali müşavirlik kazandırdılar. Hayata bir adım önde başlamış oldum. Şimdi o kurumun bir müdürü olacak, bir de sahibi olacak. O zaman müdürünü çağıralım. Seçil Karancı. Hoş geldin hocam. Evet,
Arkadaşlar, hepinizi tebrik ederim. Yine çok güzel bir oyunu hakkıyla işlediniz. Sahnenin hakkını verdiniz. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Ve bundan sonraki oyunlarda da aynı performansınızı bekliyorum. Sizlere de geldiğiniz için, bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler gerçekten. Zor bir gün. Bugün de hani neler yaşayacağımızı bilmiyorduk ama istediğimiz sahneyi gördük. Sağ olun sizlere de. Bu arkadaşların bugün için ayrı bir olayları da var. Biliyorsunuz bugün sınava da girdiler. Ben onu da altını çizmek istiyorum. Cumartesi 4 sınava gir, pazar günü 4 sınava gir, kafayı oradan topla. Yani burada hani repliklerini unutma, provaları al. Bunlar gerçekten zor işler ve medeni cesaret isteyen işler. Ve birçoğu da sahneye ilk defa çıkan arkadaşımız, öyle değil mi? Kimler ilk defa sahne aldılar? Sınavdan sonra böyle bir performans gerçekten tebriği hak ediyor. Ve arkadaşlar, ben hepsini medeni cesaretlerinden dolayı tekrar tebrik ediyorum. Tabii böyle bir oyunu sergilemeleri için, böyle bir başarıyı sergilemeleri için burada yönetmen çok önemlidir. Oyunumuzun iki yönetmeni Levent Kanıbir ve Serdar Şimşek'i öğrencilerimizi doğru yönlendirdiği için onları da ayrıca tebrik ediyorum. Ve plaketlerini vermeleri için Kenan Hoca'yı da buraya alıyorum. Bana söyleyecek pek bir şey kalmadı. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Zaten hepsi beni iyi tanıyor. Hepsi ne kadar sevdiğimi bilirler. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Yalnız şurada oynanan oyuna biraz dikkatinizi çekmek istiyorum. İnşallah bu da oyunda sevgi yarım kaldı. İnşallah bizim millet olarak sevgimiz yarım kalmasın. İnşallah mutlu bir huzurlu günlerimiz olur. Diyorum. Oyunu çok beğendim. Acayip çalışıyor. Böyle bir adam yok.
Hiçbir şey demiyorum. Tek kelime. İki kelime benim için sizin yeter. Bora Kırlıoğlu! Araçlar var mı? Araçlar var mı? Kendi araçlar var mı?